yıkanma işini, yıkama Bak, işini, elbise yıkama şu işini. anda Şimdi elim. Ahmet Dede elbise yıkama işini anlatıyor. Sene 1945-50. Ha, güzel, tam zamanıydı. Nitekim arkadaş, 35 nüfus. O andaki durum, ay mübarek, hep yepyeni elbise. Bir tane pantoldan 55 tane parça çıkardı. O zaten yama oluyor. Onu yıkamak lazım, onu. Ben gelsin, her türlü berbat. O halükâr, ey güzel peludun kuli. Efendim gelince onu güzel elerdiler. Ama güzel yanacak. Kuş kalmayacak. Ondan sonra suyu söktüler mi? Ey güzel sabun gibi olur. Bir de kil vardı. Kil. Alatı. Biz alat derdik. Noktada geliyor. Noktadan getirirdim. Aynı o da bir şey, kul gibi. Öyle güzel yakardılar. Öyle ki şahane. İki tane karı sabahtan akşama kadar eline yakardılar. Eline asardılar. Efendim gelirsin pilek. Koca 12 tane yavaşlık yer. Efendim gelsin, odun yüklü, şey efendim gelsin, pileyi dayatacaksın, odunu getireceksin. Ondan sonra o bir süreceksin, 35 nüfusa akşama kadar çalışan kişiler. Hele boş oturan iştahı yok mu, o mesele yok. Öyle iştahı kişiler ki, bir tane efendim badiye, şeyin badiyası var. Ne derler, fahibadiye. Efendim ki, Tokardoğu'daki zanaasın düşman harbediyor. Kaşıklar ile başladı sangal sungal. Hangisi ey çabuk yiyen varsa onlar zaten kendini gösterirdi. Öyle tiritli. Beni kim yavaş yavaş yiyen de bakarsın dünyanın ağabeyim derdi ki Ahmet İsmail dedi. Allah mikamı diyor. Tarlayı koşuyorum. Çimtuk. Allah rahmet eylesin. Ondan sonra beraber otururuz. O hemen doyar. Uzanır. Yuklarca uyanık Allah Ahmet Allah işte hala yiyorsun çoğu. Abi ben ne yapayım? Ben çengimi çaladan yiyorum. Sen emedeni yedin, doydun. Haydi ki de geç kaldı. Bak, haydi bayram. Zemher geç. Geç bayram. Biz de o günlerden gelip geçir. Şimdiki efendim Allah Annen razı olsun. kaç çocuk dünyaya getirmişti? 18 tane. 18 12 çocuk. tane evli, barklı efendim torun sahibi. O halükâr Ama efendim nasıl öyle? gelsin. Şimdi de Allah razı olsun. Devletimizden, milletimizden her türlü imkanlar geldi geçti ama şükrünü bilmeyen kişiler çok var. Allahu Teala belki başımıza vurmasın. Efendim 50 çocuk sıfırada yemek var. Her türlü efendim gelsin eline yakamak yok. İşte efendim çamaşır, O zaman bulaşı. sofrada hangi yemek olurdu sizin o zamanlar? Ey mübarek. Efendim gelsin. Ayran çorbası. Şimdi Başta ayran bir çorbası. ayran çoban zaten başrollerde. O Hiç karışmayın. Bir susun. Konuşun. Cumhurbaşkanı. Ondan sonra efendim istiğanatı bir. Efendim geçsin. Üzümcük ekşisi iki. Puçukun çorbası üç. Efendim bazı hırkıyla yoğurduk. Misil uydurduk da. Bayram Efendim geçsin. Ondan sütlaç şey var. Sütlacı kaldı kaynatıyorlar. Efendim geçsin. Her türlü imkanlar var da. Şimdiki efendim geçsin. Picilerden bir şey yok. Oy efendim şeyden getire, bakkaldan getire, oy böyle oy, o mesele yok. Şekeri Ama neye kullanıyordunuz o zaman? Şeker. şeker efendim, yani yanımızı vurduysa, üç tane, dört tane verdiysa maşallah, hiç daha şey kalmaz burada. Doktor, ilaç. Kanman kalmaz. Ondan sonra iyi, ne doktoru biliyorduk, ne muhtarı biliyorduk, akşama kadar, 5 saat durmazdık. O halükâr efendim gelsin, çelik kimi 15 tane efendim gelsin kardeş, bir tane doktora gittikleri yok. Babam 82 yaşındaydı. Bir dönüm doktora gittiği yok. 3 gün içerisinde çobanlıktan geldi. 3 gün Abi. kışlada yattı. 4. gün yaylada elveda dedi. O Annen azı. gitti mi doktor? 18 çocuk Ya dünyaya yok. getir O da diye. gidiyor. Bir haberde bir küçük bir neçe var idi. Bir 2 gün gitti. Onu yaldırmaya. Ma bak hiç doktoru görmemiş. Şimdi de Allah razı olsun. Ama küçük bir şey belli etti. Haydi bak aman doktora ki bu harap olacak, bu efendim gelsin ne olacak? Mesela hadi haydi haydi bunlar diyelim sen Sen nerede haydi gelin. doğmuştun sen Ahmet dedi. Benim doğduğum efendim gelsin Vanat, Vanat. Vanat. Nereye bağlı Vanat? Şavşet'e bağlı. Şavşet, o köyün ismi ne? Yanıklı köy. Yanıklı Köyü. Yanıklı Köyü'nden Ahmet Dede, 1938 doğumlu. 18 kardeşten bir tanesi. En son En son marka. numara. Kazan gibi yani. Ama çelik marka. En son numara çelik marka. Son numara çelik marka. Allah razı olsun. Ta Biz Artvin'den doğduğumuz geldi yola buralara devam kadar. edelim. Allah Evet. Allah. Hangisiydi?